Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir çıkış yaparak Türkiye'nin büyük şehir belediyeleri kazandı. Bu çıkıştan sonra birçok kişi yapılacak ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığını kazanacak diyor. Biz de seçmenlerimize sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olursa en çok oy alır ve kazanır diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O zamanında treni kaçırdılar Cumhurbaşkanlık oluna. Aday şu anda bu dönem adayı kim? Masum olacaktı. Masum'un kazanma şansı vardı. Ama kaçırdı. Ekrem'in de kazanma şansı vardır. Bu dönemde Ekrem olsun Mansur mu olsun? Bu döneme kim uygun olur? Vallahi hangisi olursa olsun. Ben bir şey diyemem. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Ya şimdi Ekrem. İmamoğlu. İmamoğlu en güzel yani. İmamoğlu bence. Ekrem İmamoğlu. Ya. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Ya Mansur Bey ya da İmamoğlu. Birinci tercihiniz? İmamoğlu. İmamoğlu. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olsa en çok oy alır ya kazanır? Şimdi herhalde şimdiki yani seçildi artık yani. Yok şimdi mesela bu dönemde kim aday olsun? Ya, CHP şimdi İmamoğlu belediye illaki yani temsil ediyor. Belediye bitiyor o zaman. CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu olsun mu diyelim? Ya üzere yok. İkisinden biri. Yok. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Onlar için bir şey fark etmez. Bizim için de fark etmez. İmamoğlu, Mansur, Özgür kim mesela daha çok oy alır? En vasıfsız kimse o yaz. Vallahi bilmiyorum yani İmamoğlu, Mansur, Özgür Özel. Vallahi bence bilmiyorum ya artık şimdi kararsızız bilmiyorum. Tamam. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı efendim? Vallahi bence İmamoğlu da olabilir, Mansur Yavaş da. Bunlar ikisinden birisi. CHP'nin Cumhurbaşkanı. Evet. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel adı geçiyor ama sizce en uygun aday kim olur onlar açısından? Yani sizin aslında onlar açısından soruyoruz. Kılıçdaroğlu hepsine bir seferde egal eder yani. Sorabiliriz efendim. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yani doğru konuşan, ondan sonra doğruları söyleyebilen birisi olmalı. Mahsur Yavaş mıydı? Evet Ankara Mahsur Yavaş olabilir. Mahsur Yavaş olabilir. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olsun? Özgür Özel olsun. İmamoğlu olsa olur mu? İmamoğlu belediye başkanı biraz daha sürdürsün. Tamam. Vallahi ya İmamoğlu olmalı ya İmamoğlu. Da Ankara Zeytin. Vallahi İmamoğlu olabilir. Ekrem İmamoğlu. Ekrem oğlu sana ne yaptı? Geçen gün buradan Matrupez'le Beylikdüzü'ye getirdiniz mi? Matrupez'de ölecekti sıcaklıktan. Bir şey yok, hiç bakım yok. Ekonomi nasıl? Çok kötü abi ya. Niye bir şey anlamıyorsun? Yok abi 20 lirayla gidiyorum bir tane çikolata tek geliyor. Yapma ya. He abi ya. Daha önce ucuzdu değil mi? He abi ya. Daha önce 20 liraya dükkanı alıyordum. Bu ne abi? Çikolata. He abi ya. Ben CHP'yi sevmiyorum abi. Tamam sen aray birisi kim? Hiçbirini değil. Tanımam. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. CHP'nin Cumhurbaşkanı. Birini söyledin zaten. Bence diyorum şu anki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Ona da cevap vereceğim. Tamam. Kim yok bir şey cevap veremeyeceğim. Peki ne konuşalım? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyoruz? Ekonomimiz çok kötü. Ülkemiz çok kötü. Paramızın hiçbir değeri yok. AK Parti diyor ki İHA, SİHA, köprü, yol, baraj biz uçurduk diyorlar. Bilemeyeceğim, Türkiye. Bilemeyeceğim. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama genelde iyi görmüyor peki, arkadaşlar. Evet. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Cumhurbaşkanı eski Dışişleri Bakanı yaptı ya, geçmişe. Neydi onun ismi? Kimdi ya? Şey ne vardı ya, Meral Akşener'in şey yapıyor ya, kısa boylu. Meral Akşener'in. Yok Ahmet Davutoğlu mu? Ha? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. O da CHP değil herhalde. O kendi Gelecek Partisi'ni kurdu. O kendi partisi var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel. Bunlardan kim? O demin dediğim var ya. Ekrem. Dışişleri bakın ha ona. Ekrem İmamoğlu tamam. Özgür Özel. Özgür Özel. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Tekrar dinliyorum. Apolitik biriyim. Siyasete tamam. Hiç alakam. Ne konuşalım sizinle? Yaşam, geçim, hayat, memat, kültür, sanat.
Sağ ol, sağlık konuşabilir mesela, tamam, sağlıklı sağlık. Yaşamak. Sağlık nasıl gidiyor efendim? Sağlık güzel, sağlıklı olmak çok güzel. Zaten insan sağlıklı yaşamak için yaşamalı. Ama diyorlar ki sağlık problemleri çok, 8 ay sonra randevu veriyorlar. Sağlığımız bozuluyor, bu daha iyi olmalı diyorlar. Ne evet, dersiniz? Siz dönüp dolaşıp yine o siyasi ve politik dostları getirmek sağlık istiyorsunuz. Sağlık zaten iyi diyorsunuz. Tabii ki kim itiraz sağlık kötü olsun diye. Evet. Ama sağlık sistemini konuşalım. Şimdi sistemleri benimle konuşamazsınız. Herhalde ben sizin için doğru bir konuşmacı değilim. Teşekkür ederim. Saygılar yani sana. Ben şuna inanıyorum. Her şey insanın kendinde başlar, kendinde biter. Sağlıkta, her şeyde, saadetli olmakta, mutlu yaşamakta, her şey insanın kendinde başlar, kendinde bitiyor. Şimdi bir İsviçre'de yaşayanla Türkiye'de yaşayan aynı olur mu efendim? Olur. Olur. Bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Siz çözmüşseniz sonra... Biliyor musunuz? Hiçbir şeyin yani sizin sürüklemek istediğiniz konuyla alakası yok. Siyasetle, politikayla... Ben hiçbir yere sürüklemek istemiyorum. Ben sadece sorular var. Onun dışında çıkabiliriz. Benim bir A Parti hiç umurumda değil. Okay. Ben şu an sadece bunu yapıyorum. Yani ben şu an öyle bir iddiam da yok. 10 bin tane video yapayım. Açmışım onu artık. Şahane. Benim amacım güzel bir şey çıksın. Toplum kendini ifade etsin. Evet. Bu. Yani siz mutluysanız sıkıntı yok. Evet evet, mutluyum tabii ki. İngilizlerin bize let him go, bırak gitsin. Okey. Harika. Şahane. Kolay gelsin. Bay bay. Efendim enerji çok büyük almışsınız ha. Enerji patlaması olmasın? Enerji patlaması olmasa mümkün değil. Enerji diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksiniz? Hangi partiye? CHP. CHP. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Fark etmez. İmamoğlu da olabilir, başkası da olabilir. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Var.